Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç AK Parti Çarşamba İçe Teşkilatı'nda partililere hitap etti. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını eleştiren Bakan Kılıç, HDP politikasının sırtını PKK'ya dayadığını ifade ederek, ölen vatandaşlarımızın, yaralananlarımızın hakkını, hukukunu korumak, devlet olarak, iktidar olarak bizim görevimizdir. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Yeri geldiği zaman en ağır eleştiri yapmak da bizim tarafımızdan olur dedi. Bakan Çağatay Kılıç CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nda Başbakan Davutoğlu'yla terör toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirdi. Kılıç, "Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Kılıçdaroğlu belli siyasi düşüncelerle belli şeyleri yapıyor olabilir. Bazıları çıkmış devlet adamlığı gösteriyor. Devlet adamlığı içeride konuşulan konulara bağlı kalmayı gerektirir. Bir devletin başbakanı demiş ki, gel beraber açıklama yapalım." Yok ben yapacağım diyor. Devlet adamlığının nasıl olduğunu biz çok güzel biliriz. Biz devlet adamlığını iyi gördük. Elhamdülillah devlet adamlarının yanında çok çalıştık. AK Parti kadrolarından iki cumhurbaşkanı, üç başbakan çıktı. Kimin devlet yönetimini bilip bilmediğini tartışacak değiliz diye konuştu. Adalet Bakanı Kenan İpek ve İçişleri Bakanı Mustafa Altınok için gündeme getirilen istifa tartışmalarına da değinen Bakan Çağatay Kılıç şöyle konuştu. Tarafsız olarak atanmış devlet adamları olarak iki bakan cevap veremiyorlar. Ama bizler siyasiler olarak cevap veririz. Sayın Kılıçdaroğlu önce ben 1 Haziran'da %35 almazsam gereğini yaparım. Sözünün gereğini yapsın. Ondan sonra başkalarının ne yapacağı ile ilgili açıklama yapmaya hakkı olabilir. 6-7 seçim kaybetmiş bir genel başkan olarak orada oturuyor ona bir şey yok. İhbar varsa o ayrıdır. Onun gereğini biz yaparız. Herkes bir kendine bakacak.